Beşet hocam sözü yine size verelim. Deminki ki sunum gerçekten peş peşe sorular zihne kapılar açıyor. Sorular aslında cevapları buldurmaya, cevapları birlikte bulmaya sevk ediyor insanı. Şimdi bu soruların üzerine demin hem sunulanlar hem de yarınla ilgili olarak yani bugün olsaydı bediüzzaman bugünkü şartlar içerisinde yarına dönük yeni sorular sorar mıydı? Yani bu kadar izahata rağmen herhalde mesela şöyle der miydi? Hala ne duruyorsunuz? Hala niçin yapmıyorsunuz gibi değil mi? Böyle bir soru. Yani yeni soru ne olurdu? Yani yarına dönük ne, yeni sorulara e, cevap arayacağımız yeni sorularımız hangileri olurdu? Ne eklememiz lazım? Ee, teşekkür ederim hocam. Ben e, bir zaman Hazretleriyle yerine konuşamıyorum. Yani konuşamam. Bu olsa ne derdi? Hangi soruları sorardı? Gerçekten bilmiyorum bunu. Ama ben kendime şöyle bir soru sorabilirim. Onun duavet istiğfar töbe idi. Fakat ben kendime sorabiliyorum. Ben bunu ne kadar yapabiliyorum? Yani bu tövbe ve istiğfarla ilgili benim kalbimde neler var? Ben ne yapabiliyorum? Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Ben yanlış yaptığımda eşimden özür dileyebiliyor muyum? Çocuğumdan özür dileyebiliyor muyum? Asistanlarım var. Onları, onları azarladığımda ya da kalplerini kırdığımda yanına gidip okşayabilir, özür dileyebiliyor muyum? Veya hastama yanlış bir şey olduğundan. Onun gönlünü alacak bir şey şekilde davranabiliyor muyum? Ben buna bakarım. Yani eğer şahsen şöyle bir şey e, bu herkesin vicdanında var. Ben özür dilediğim zaman rahat ediyorum. Yani kendimi huzuru hissediyorum. Bir hatam olduğu zaman bir kusurumu görüp onu, onu özür dilediğim zaman bir vicdan azamına kurtulduğumu hissediyorum. Ve bunu en yakın çevremizden başlamak gerekiyor. E, yani mesela tabiata karşı bir e, şeyim sui edebim olduğu zaman e, tabiattan özür dilemek yani tabi sözlü olarak değil. Bunu yapabiliyor muyum? Yani çevre çevre kirletmemek. Yani trafikte insanları rahatsız etmemek. Yaptığımda da özür dileyebiliyor muyum? Ya da işte e, bağırıp çağırıp sokağa huzursuz ettiğimde insanlardan özür dileyecek bir şey e, hareketin içerisine girebiliyor muyum? Bence İslamiyet benden bunu istiyor. Yoksa yani Bediüzzaman Hazretleri e, evet çok mükemmel şeyler yapmış. Allah ebeden razı olsun. Hadi bir şey daha da söylemek istiyorum. E, bu benim içimi yakıyor gerçekten. E, ben mesela batırların insaniyetin e, menfaatine yaptığı, refahına yönelik yaptığı icatlarda ve şeylerde, gelişmelerde Fevkalede memnun oluyorum. Kendi adıma onlara teşekkür ediyorum. Ama Batı'nın insaniyette saadet getireceğine aslında hiçbir gün inanmadım. İnanmıyorum da. Çünkü o o mantıkla, o şeyle saadet gelmez orada. Saadet bizzat İslamiyet'in içerisindedir. Bakın, biz burada beş tane e, kişiyiz ve Be beşimiz de işte profesörlük ünvanındayız. E, yaklaşık iki, iki buçuk saattir konuşuyoruz. Ben de dahil bilmiyorum belki Necati Hocam birincisinde bahsetti herhalde. İslam tarihinde bu meselelere tutmuş, ışık tutmuş, ondan sonra sorulara cevap üretmiş hiçbir alimden bahsetmedim. Yani bu bu kendi açımda büyük bir eksikliktir. Ben onları tanımıyorum ki yapayım, bahsedeyim. Ama batılardan bolca bahsediyoruz, ettik de. Batılar yani bu felsefeyle insaniyete saadet getirmez, refah getiriyor. O açıdan te teşekkür etmek isterim kendi adıma. İnsaniyetin saadeti İslamiyet'tedir. Eğer İslamiyet dini mübin ise Cenab-ı Hakk'ın son dini ise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ki öyledir. O zaman saadet ondadır. Tekrar söylüyorum. Ben eşimden, çocuğumdan, babamdan, annemden, hastamdan özür dilemesini biliyorsam bu meseleyi anlamışım. Yani kusur işletimde, hatta işletimde. E, Cenab yani annesinden, babasından, eşinden, çocuğundan özür dilemesini bilen bir adam Allah'tan da özür diler. E, kısaca şunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim.